tatlısın. Hem çalışkan hem tatlısın. Limon sen yerinde duramazsın. Hayal gücünle dünyayı sallarsın. Her gün bir macera, doyum olmaz onlara. Ya damlatsa da mutlu, on numara on. Nane limon, nane limon. Denizlere dalmayı, gökyüzünde uçmayı, dünyayı tanımayı ve uzaya çıkmayı, öğrenmeyi, eğlenmeyi istiyorsan haydi gel, çünkü dostların özel. Nane limon, nane limon, nane limon. Bu sene okulumuzun gösterisi her zamankinden farklı geçecek çocuklar. Folklor mu oynayacağız? Evet Ceviz, ama sadece biz değil. Sürpriz konuklarımız da var. Öğretmenim. Evet Ceviz. Öğretmenim, yoksa bando takımıyla gösteri mi yapacağız? Ben de davul çalabilir miyim? Hayır, bando değil. Evet, bugün okulumuza yurt dışından bir folklor takımı geliyor. Hı? İçlerinden biri de sizin sınıfa misafir öğrenci olarak gelecek. Bir hafta boyunca bizimle kalacak. Gerçekten mi? Evet çocuklar, doğru duydunuz. Üstelik burada geçireceği bir hafta boyunca Nane ve ailesine misafir olacak. Bizde mi kalacak? Hiç haberim yok. Okul ailenle bu sürede hep iletişim halindeydi Nane. Sana güzel bir sürpriz olmuş olmalı. Ay, bu çok güzel. Harika olacak. Buna inanamıyorum. Yabancı bir öğrenci bizi ziyaret edecek. Acaba hangi ülkeden olacak? Bilmiyorum. Ama şöyle değişik bir yerden olsa ne güzel olur. Umarım anlaşabileceğimiz biri olur. Baksana sizde kalacakmış. Umarım Çilek. Annem ve babam bize sürpriz yapmış desene. Demek annem onun için dün misafir yatak takımlarını çıkardı. Peki nasıl anlaşacağız onunla? Bunu hiç düşünmedik. Birbirimizi anlayacağımız dil kartları hazırlayabiliriz. Böylece söylemek istediklerimizi kartları birbirimize göstererek anlarız. Kaç tane kart hazırlamamız gerek acaba? Bakar mısınız? Ceviz bu ne hal? Şu kıyafetlere bak. Misafir takımına mı folklor yapacaksın yoksa? Ben öğretmenler odasını arıyorum. Adım Hindistan Cevizi. Misafir öğrenciyim. Misafir öğrenci mi? Ben Ceviz. Ben Ceviz. Yani Hindistan Cevizi. Misafir öğrenci. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Dilimizi nereden biliyorsun? Yoksa Hindistan'da Türkçe mi konuşuluyor? Hayır. Hindistan'da 1652 farklı dil konuşuluyor ama Türkçe bunlardan biri değil. Ben Türkçe biliyorum çünkü babam eskiden burada çalışıyordu. Çok kısa bir süre de olsa İstanbul'da yaşadık. Biraz unuttum ama olsun. Kardeşim limonla biz sana hatırlatırız. Ya kardeşin mi var? Hangi oyunları oynuyorsunuz? Körebe sizin orada da var mı? Çizgi film izliyor musunuz? Cille çok güzel. Peki sizin ülkenizde futbol nasıl? Kriket diye bir oyun varmış. Sen de oynuyor musun? Bence senden harika bir defans oyuncusu olur. Yoksa sen de mi kamp yapmayı seviyorsun? Ben gitar çalıyorum. Sen hangi müzik aletini seviyorsun? Sizde sitar diye gitara benzeyen bir alet varmış, doğru mu? Kurabiye sever misin? Ben yanında süt olduğunda dayanamam. Bazen ablamla birlikte mutfakta bir şeyler yaparız. Sen de bize katılmak istersin belki. Kardeşimin kusuruna bakma. Biraz çenesi düşüktür Ceviz. Ne yemek istersin? Ben meyvelerinizden yemeyi özledim Nane. Bir de sizin pilavınızı çok seviyorum. Hepsi çok güzel görünüyor. Hangisinden başlasam bilemedim. Benim gibi yap. Sırayla hepsinden gidiyorum. Limon, çok ayıp.
Yemeğe başlamadan önce sizlere getirdiğim hediyeyi versem iyi olur. Bunlar Hindistan'a özel baharat ve sos karışımları. Bizler yemeklerimize hep bunlardan katarız. Aa, teşekkür ederiz. Köri sosu. Çok da güzel kokuyor. Yemekler çok güzel olmuş. Annem senin için yapmış. Akşam gelince hem onunla hem de babamla tanışacaksın. Evet, onları da çok merak... merak mı diyordunuz? Hı hı. Merak ediyorum. Dikkat et, onlar çok acı. Bir şey olmaz, ben acı severim ceviz. Uyarmaya çalıştım ama... Geçti sonunda. Ama tadı harikaydı. İyi olmana sevindim Limon. Sana biraz şehri gezdirmek istiyorum. Annemler işten çıkmış. Bizi ileriden alacaklar. Bu çok güzel olur. Hoşça kal Mutlu. Annemler arabayla gezdirmese sabaha kadar bitiremezdik bu kadar yeri. Pek çok yeni bilgi öğrendin Hindistan cevizi. Kız Kulesi'nin hikayesini bilmiyordun mesela. Tıpkı Taj Mahal gibi. Taç ne? Futbolla mı ilgili? Taj Mahal, Şah Cihan'ın eşini kaybetmesinin ardından Hindistan'ın Agra şehrinde yaptırdığı bir eser. Ülkemizin en önemli ve en güzel binalarından biridir. Evet, fotoğrafını görmüştüm. Çok büyük ve güzel bir yerdi. Evet, dünyanın her yerinden insanlar Taj Mahal'i görmeye gelir. Limon. Yarın büyük gün. Biz de dinlensek iyi olur. Anneme söyleyeyim de yatağını hazırlayalım. Bu gece güzel bir uyku çek. Yarın gösteriniz var. Limon. Limon. Sen de kimsin? Benim Limon. Hindistan cevizi. Ceviz? Bu halinde ne böyle? Nasıl olmuşum? Bu bizim yerel kıyafetimiz. Bugünkü gösterimizde bunu giyeceğim. Beni burada çok iyi... ağırladınız. Ne yazık ki vakit doldu. Artık Hindistan'a geri dönme vaktim geldi. Hepinizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Hepinizi çok sevdim. Umarım siz de beni sevmişsinizdir. Biz de seni sevdik tabii. Hepinizi çok özleyeceğim. Bir gün siz de Hindistan'a gelirseniz ben de size kültürümüzü tanıtırım. Danyavad, Alvida. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Güle güle Hindistan cevizi. Limon, baharatlara dikkat et. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yolun açık olsun. Merhaba arkadaşlar. Hindistan cevizi evine varmış. Az önce internet üzerinden konuştuk. Bundan sonra aramızdaki bağı hiç koparmayacağız. Farklı kültüre ait biriyle bir arada yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu öğrendim. Hindistan cevizi sayesinde ülkesi Hindistan hakkında da pek çok yeni bilgi öğrendim. Mesela Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ymiş. Bayağı da kalabalıkmış. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesiymiş. Ben araştırmaya devam ediyorum. Hadi siz de bana katılın.